Merhaba arkadaşlar. Yine başka bir videoyla yine sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa soğanlarımı söktüm. Kökledim arkadaşlar. Bayağı bir köklenmişler. Kökleri bayağı uzamış aşağı doğru. Onları temizledim, topladım. Onları artık yiyeceğiz. Buna da çiçek dikeceğim arkadaşlar. Az önce oğlum arkadaşı çiçek göndermiş. Oğlum çiçek getirdi. Bodrum papatyası arkadaşlar. Bakın böyle bir renkli. Bunu dikmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu dikeceğim ben. Ama kökü çok uzun. Onu yatırarak dikmek istiyorum. Böyle. Biraz daha aşağıya indireyim. Çok güzel arkadaş. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. O kadar güzel ki. Kokusunu keşke siz de duyabilseydiniz. Mis gibi kokuyor. Buraya da başka renklerden de dikmek istiyorum kenarına. Şöyle. Böyle kenarına diktim. Tamamdır. Öbürüne de bunu dikmek istiyorum. Bu rengini tek dikmek istiyorum arkadaşlar. Bu zannedersem bu küçük gelir. Bu bayağı kökü uzun. Şu büyük saksıma dikeyim. Evet, buna oldu. Çok da güzel kokuyorlar. Şimdi buna da bu rengini dikeceğim. İnşallah tutarlar arkadaşlar. Birazcık kökü var ama bunun yanına aynı renginden olan koyayım. Biraz toprak dolduracağım. Evet. Şimdi bu küçüğe de küçüğünü dikeyim. Küçük saksıma. Farklı bir renk arkadaşlar herhalde. Aynı çiçek ama yeni taze çıkmışlar. Bunları öbür saksıma dikeyim. Hepsini değerlendirmek istiyorum. Hiçbirini atmayacağım. Soğan dikmiştim ya. Bakın nasıl çıkıyor altında. Bu kadar da uğraştım ama soğanın kökü çok uzun olduğu için sıkıştırmış toprağıma. Herhalde bir zarar vermez bu. Bunu böyle. Bunu da buraya. Şu kenarına da başka çiçek dikeyim. Bir daha getireyim köklü. Bu da böyle diktim arkadaşlar. Herhalde oldu. İnşallah kurumazlar. Bunlara yine bir can suyu vermek istiyorum. Onları da tohum diktiğim
kadife çiçeklerim var. Bunun aralarına dikmek istiyorum arkadaşlar. Bunları seyreltip buraya da dikebilirim. Bunu buradan alayım. Bunları seyretmek istiyordum zaten arkadaşlar. Bunları başka bir yere alacağım. Bunların da boyları küçük oluyorlar. Parktan aldığım için böyle büyük uzayan bir kadife çiçekleri oluyor. Bahçelerde olurdu bizim. Onlardan değil bu tohumlar. Hemen küçük, boyu küçük oluyor. Hemen bir tane açıyor. Onlardan olsa onlar daha bir güzel. Onların tohumlarını bulamadığım için 3 tanesi kalsın. Buraya da kalan küçük küçük, bunlar yeni olmuşlar ama kökleri yok gibi, ama arkadaşlar inşallah tutar. Umarım yani. Buradan da oğlumun arkadaşına selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çiçek sevdiğimi söylemiş. Oğlum sağ olsun. Bayağı bir köklemiş, getirmiş. Allah razı olsun. Bunların da kökleri yok ama belki tutarlar. Hiçbirini heder etmek istemiyorum. Bunları da buraya, köklü olanları hiç dağıtmadan, korkmak istemiyorum. Bunu da buraya dikeyim. Kadar bence yeterli. Ama şuraya da bir tane bakayım. Bir tane daha alayım yanına. Şöyle. Tanesinin kökü. Sıkıştırayım ki güzel dursun. Şimdilik bu kadar. Şimdi şunları da başka bir
gerekiyor ki, yazgı o kadar çok uzamış ki. Şöyle. En uzaktan. Böyle olsun bastı. Bunlar da küçücük ama bunları da hepsini değerlendireceğim. Bunu bilemedim. Bu şey. Ya bunu bildim ama ismini şöyle açan çiçekten bu herhalde. Ot mu, çiçek mi? Atmayacağım. Onu da atmayacağım arkadaşlar. Ne olursa olsun. Dikeceğim ne olursa. Bunu da şu köşeye dikeyim. Ay çok güzel oldular. Hepsi bir açacak bunların inşallah. Ama bir tane burada. Bu küçük. Bir de şöyle diksem. Şunların aralarını ne olur. Başka. Minnacık şunları. Hepsini bir yere toplayayım bunu da. Onu da şuraya dikeyim. Şu büyük saksım büyüktü ya. Tamam. Bu köklü. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da dikeceğim. Bunun da kökü var. Onu da şuraya dikeyim. Aynısından herhalde. Neyse bunu da dikmek istiyorum. Ne çıkarsa bakalım. Şansımıza. Şu kenarına. Bir bakayım. Eğer yabancı otsa atarım. Çiçekse dikerim bunları. Bu da oldu. Ben bunu da dikeyim ya. Hiçbirini atmak istemiyorum arkadaşlar. Ne gelmiş bilmiyorum. Yabancı ot mu? Biraz. Şimdi cansularını da vereyim arkadaşlar.
Hepsine can sularını verdim. İnşallah güzel canlanıp açacaklar arkadaşlar. Bu kadar. Bu güzelliği de paylaşmak istedim sizinle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bana destek olmayı unutmayınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.